Getirdim insanları şimdi onlar da mağdur, onlar da mazlum. Onları hemen de yollayamazsın. Öbür tarafta zemin hazırlanmadan olmaz. Esad'la barışılmadan, Rusya'yla barışılmadan, orada İran belasını çıkarmadan, oradaki diğer grupları temizlemeden sen adam nereye yollayacaksın? Hadi hadi yolla, hadi yolla. Nereye yollayacaksın? Ölüme mi? Bir tek gidip var. Adamın Halep'i yok, öbürü yok, öbürü yok, öbürü yok. YPG bir tarafta, Amerika bir tarafta nasıl yollayacaksın? Bola bana göre ters kardeşim, sevgili kardeşim. Anladın mı? Ama ne olur? Esad'la barışırsın, oraya da bir düzen kurulur. Buradaki insanların mecbur gitmesi gerekiyor. Artık bizi de rahatsız ediyorlar. Tabii, değil mi Mehmet abi? Doğru. Yani artık bizi rahatsız etmeye başladılar. Vallahi izlediği politika gayet normal. Onları yani böyle insani değerler ölçüsünde gönderecek yani. AK Parti'nin yaptığı doğru. Yani böyle ırkçı, faşist bir yaklaşımla değil. İnsani değerlere değer veren, katan bir yöntemle İnşallah onları gönderecek. 1 milyon kişi edecek diyor Cumhurbaşkanı. Ve ben o şekilde olmasını da istiyorum. Kesinlikle gönderilmesi taraftarıyım ama yani böyle insani ölçülerde yani yaraşır bir şekilde gönderilmesi lazım. Yani böyle işte o Kılıçdaroğlu'nun veyahut da işte Zafer Partisi Genel Başkanı'nın Ümit Özdağ'ın dediği gibi değil yani böyle. Yani 1 milyon şey gidecek diye oraya şimdi yoğun bir şekilde ev yapılıyor yani. O şekilde yani. Yani göndermeyeceğim dedi ilk başta. Gönderileceğini çok sanmıyorum. Hükümet değişseydi bir ihtimal. Yine olanak vermiyordum ama yine bir ihtimal gitme şansları vardı. Ama şimdi biraz zor gibi, zor görünüyor. İleride bizim başımıza büyük dert açacağını düşünüyorum bu sığınmacı konusunu. Avrupa Birliği ile ortak anlaşıp, diğer Orta Doğu ülkeleriyle de birlikte ortak anlaşıp Suriye'ye yani ikamet edecekleri şehirler oluşturarak yani tamamen böyle baştan sağma gönderilme değil de planlı bir şekilde gönderilmesi daha doğru olur diye düşünüyorum insanlık bakımından. Son açıklamalara göre Katar'la bir anlaşma yapılmış. 1 milyon sığınmacı ilk başta gönderilecekmiş. Yani inşallah tek 1 milyon değil 10 milyonu da birlikte giderler. Çünkü ülkemiz şimdiye kadar yaşanmış en büyük mülteci sıkıntısını yaşıyor. Ve bu şimdi sıkıntısını yaşadığımız gibi ilerleyen süreçlerde daha büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Hatta öngörüyorum. Yani inşallah çok hızlı bir şekilde çözümler ulaşılır. Yani çözüme ulaşılır. Cumhurbaşkanı onlara bir hak versin, memleketlerine dönsünler, gitsinler. Bak benim Türk vatandaşım, kardeşlerim işi yok, gücü yok. Onlar bedava aylık alıp yatıyorlar sırt üstü. Bizim yiyemediğimizi onlar yiyor. Bizim alamadığımızı onlar alıyor. Hastanelerde öncülüğü onlar alıyor. Biz ikinci sınıf vatandaşı olduk. Burayı terk etsinler, göndersinler, mümkünse göndersinler. O için Türkiye'mizi yabancıya getirttirmesin. Ben şiddetle Cumhurbaşkanı'nı kınıyorum. Gönderilmesi lazım. Ev kiraları da düşer, ev kiraları da çoğalır. Vallahi gerekeni Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı yani. Yavaş yavaş PDP'yi götüreceğini, göndereceğini söyledi. O da fazla bir sıkıntı olmaz. İleriki günlerde daha rahat edeceğimizi düşünüyorum yani. Valla şimdi Tayyip Erdoğan Müslüman bir insan. Ensar muhacir gözetiyor. O yüzden kalmadan da gitmenin onun için bir sıkıntı görmüyor. Evet. Bizim için biraz sıkıntılar var mı? Var. Giderlerse de ekonomik sıkıntı olur mu? O da olur. Artık bilmiyorum artık. Büyüklerimiz daha iyi bilir. Ama gönderilmesinde biraz taraftarım düşünüyorum yani. Gönderilmeli yani. Onun için zaten hükümet belli bir işinde evler yapılıyor. Gönderilecek yani sırayla vakti gelince. Zaman olursa gönderiyorlar. 600 bin gitti zaten. 1 milyon daha gidecek. Zaman zaman gidecekler yani. Ancak o şekilde olabilir. Başka olamaz. Bence yani onlar da Müslüman kardeşim. Ben çok şey yapmıyorum. Böyle topluca göndermesi ben çok da olumlu görmüyorum. Yani oradaki insanlar gitmesi gerekiyorsa gitsinler. Burada Türkiye'nin de sonunda burada sanayi de görüyoruz, şey yapıyoruz. Burada da işçi ihtiyaç var. Ben o kamuoyunda o dillendirilen şeyle ben yanmıyorum. Onlar da Müslümandır, onlar da Müslüman kardeşimiz. Onlara insan gibi muamele etmemiz lazım. Hükümet Erdoğan dediği politika şu anda doğru bence. Ama yavaş yavaş artık göndermeleri lazım. Ya şimdi tabii etkileri var, katkıları var devlete ama daha çok zararları oluyor çoğunun. Madem bunlar bir şekilde geldi veya getirildi diyorum. Getirilmekteki şeylerin çoğu bitti. Yani Suriye'de artık en kısa zamanda Beşar Esad geri adım atacak. Ülkemizde bazı şeylerden geri adım atacak. Denge politikasıyla bir şekilde yani 3 yıl içerisinde 1 milyon kişi gideceği söyleniyor.
doğrudur. Hani bunu bir sene içerisinde 5 milyonu gönderelim olmaz zaten, o bize yakışmaz. Ama mesela 5 sene içerisinde birçoğu gitmesi taraftarıyım. Yani anlaşmalı bir şekilde mi? Anlaşmalı, anlaşmalı. Öbür türlü devletimize, milletimize yakışmaz. Getirildi dedim yani, gelmenin ziyade getirildi. Yani bir devletin bir amacı vardı. O amaç başarılı oldu olmadı ayrı bir mevzu. Ama geri gönderirken o amaçlardan taviz verirsek o bizim devletimize yakışmaz. Ne yapmadı? Gitsin abi. Biz onu diliyoruz yani. Herkes memleketine gitsin. Tabii ya. Yani göndermesi mi gerekiyor? Tabii ya, gitsin tabii ya. Ne demek ya? Kendi işçilerimiz çalışsın burada. Hepsini bir an önce göndermeli bence. Ya bir an önce yani bir şekilde gönderilsin, nasıl gönderecekse çözümünü üretsin diye düşünüyorum. Yerleri yoksa adamlar kalsın yani. Orada ama yeri var da kivi burada duruyorsa gitsin.